Kendimizi gölgeye atalım ya, öldük kolay bugün. Tamam şimdi. Parmağı gözüküyor, parmağı. Baba bana bana kaydı. Ben... Valla! Sağ olun, sağ olun. Hadi gidelim. O da tanıştı. Çakta ya. Bir gel bak. Evet, bu ürün isim yazıyoruz. Pirinç tanesini ahşaplara. Hadi. Önce çok üzüldüğümü belirteyim. Dünya çapında bir tarihi mirası su altta bırakıyoruz. Bu hiçbir akıllı düşüncenin yapacağı bir iş değil. Yani ufak çıkarlar için tarihi bir mirası sadece Türkiye düzeyinde değil, tüm dünyanın, dünya tarihçilerinin bildiği ve dünyadaki insanların ziyaret yeri olan Hasankeyf'in sular altında kalması beni gerçekten üzdü. Bir Türkiye sever olarak, bir yurt sever olarak değerlerimize sahip çıkmamız gerekirken maalesef böyle bir değerin sular altında kalması beni çok çok üzüyor. Sadece bu üzüntümü belirtiyorum. Hasankeyf tabii bu bölgenin kültürel miraslarından biri. En güzel tarihi güzelliklerinden, bir kültürel hafızayı taşıyan, bir toplumsal hafızayı taşıyan bir bellektir aynı zamanda. Bu tür
tarihi güzelliklerimizin, bu tür tarihi eserlerimizin, kültürümüzün ve maneviyatımızın, değerlerimizin yok olmasına bizler karşıyız. Çünkü buralar aynı zamanda toplumun ve coğrafyanın bir toplumsal hafızasını, bir belleğini ve kültürel mirasını taşıyor. Ve bütün bunlar yanında bölge halkının ve coğrafyasının bir sembolü durumda Hasankeyf. Ve biz bu yüzden Hasankeyf'in sular altında kalmasına ve yok olmasına karşıyız. Teşekkür ederim. Öncelikle Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü olarak Diyarbakır'dan Hasankeyf'e bir pedal atmak zorunda kaldık. Bu pedal atmamızın sebebi ise Hasankeyf'in yok olmamasını sağlamak ve bu Hasankeyf'in yeniden canlandırmak. Hasankeyf'imizin eski yıllarda ve daha önce Artuklu dönemlerinde kalan bir tarihi bir eserimiz. Bu yüzden yok olmaması için biz Diyarbakır'dan arkadaşımız Veysel'le birlikte Hasankeyf'e pedal atmak zorunda kaldık. Yanlış bulunduruyorum çünkü Hasankeyf'in bir eseri var, bir tarihi var ve Artuklularda dönemde kaldığı için de bize anlatacak çok şeyi var. Maalesef ki dili olmadığı için anlatamıyor bizi. Biz ancak anlatmak zorunda kalıyoruz. Anlatmaya devam edeceğiz. Baraj yapılmasının nedeni de çok saçma buluyorum. Çünkü bir 50 yıllık bir süreci var. Sadece 50 yıl boyunca devam ettirebilir kendini baraj. O yüzden barajın yapılmasına karşıyım. Çünkü doğa katliamına sebep oluyor. O yüzden doğa katliamı olmaması için baraja her zaman karşıyız. Ya şu an biz Hasankeyf'te son günlerimizi yaşıyoruz. Burada bir ay sonra boşaltacağız. Çok üzgünüz. Yani öyle olmamasını istiyorduk. 40-50 yıllık bir baraj şey için buradan boşaltıp gideceğiz. Buna üzgünüz, pişmanız. Pişmanlık duymaları lazım devlet yetkilileri. Tarihi bir ilçenin su altında kalacağı için pişman olmaları lazım. Yani şu an biz bu eserlerin karşıya taşınacağını biz düşünmüyorduk. Gerçekten bu çalışmadan dolayı onlar iyi gidiyor. Zeynep Bey Türbesi'ni taşıdılar, hamamı taşıdılar, minareyi taşıyorlar şu an. Taşıyacaklar, dağıtışmayı parçalıyorlar, onu taşıyacaklar. Ama yine su altında kalacak eserlerimiz var. Üzgünüz tabii ki, yani insanın büyüdüğü bir yerde toprağının, tarihinin yok olması üzücü bir şey.